Merhaba arkadaşlar. YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Sadık Uygun Yayınları'nın LYS Spotlu Soru Bankası'nın arkadaşlar 45. testindeyiz arkadaşlar. Konumuz yine ivmeli hareket, hızlanan, yavaşlayan hareketler. Düz bir yolda 40 hızla gitmekte olan bir araç sabit ivmeyle yavaşlamaya başlıyormuş. Durana kadar 160 metre yol alıyorsa ivmesi kaçtır? Spot 6 ne diyor? Yavaşlayan bir hareketliği x eşittir v0t eksi 1 bölü 2 at kare ile hesap edebiliriz. Bakın formül yapmak istemiyorum. Ben de grafik çözmek istiyorum. Neydi? İlk hızınız kaç? 40. Ne yaptın? Bir süre sonra dur diyor değil mi? Durdum. T bilmiyorum. Ama aldığım yolu biliyorum. Ne kadar? 160. Neydi kural arkadaşlar? Hız zaman grafiğinin altındaki alanlar yoldu. Yani şurası yol. Ne kadarmış arkadaşlar bu yol? 160. Nasıl bulacağım bunu da? 40 çarpı T bölü 2'lik üçgenin alanı mı? Şununla şu gitti. Ne kaldı? 4. O zaman T süresinin cevabı arkadaşlar 8 saniye yaptı mı? Neyi soruyor sana? İvme. İvme neydi? Hız değişimini zamana böleceksiniz. Bakın 40'tınız 0 oldunuz. Hızınız kaç değişti? 40. Ne kadar zamanda? 8'miş. O zaman ivmemizin cevabı da arkadaşlar 5 metre bölü saniye kare olacaktır. Evet, bir başka soru. Bir aracın hız zaman grafiği verilmiş. Buna göre hangileri yanlıştır? Hız zaman grafiğinde grafik ne demiş? 5. ve 1. alanlar yolları veriyordu. 5. bilgimiz neydi? Hız zaman grafiğinde grafik zaman ekseninden uzaklaşıyorsa cisim hızlanıyordur. Mesela ne gibi? Zaman eksenimiz bu mu? Hızınız buradan yukarı çıkıyorsa hızlanıyorsun. Aşağı geliyorsa bak şu anda yaklaştın, değil mi? Uzaklaştın pardon. Ne yapıyorsun? Hızlanıyorsun. O zaman sıfırla t arasında bu adam ne yapıyor? Hızı artıyor. Hızlan. O zaman T ile 2T'de ne yapıyorsun? Bu çizgiye yaklaştığına göre o zaman ne yapıyorsun? Yavaşla. 2T ile 3T arasında ne oluyor? Bu çizgiye olan uzaklığın artıyor mu? Evet. O zaman ne yapıyorsun? Gene hızlan. Tabii ki onu biraz sonra tartışacağız. Eksi yönde. 3T ile 4T arasında ne oluyor? Oraya olan uzaklığın hep aynı kalıyor, değil mi? O zaman ne yapıyorsun? Sabit hızlısın. Şimdi mesela ne demiş? Hangileri yanlış diye sormuş. Dikkat edin. Şimdi 2T 3T arasında yavaşlamış mı? Hızlanmış. O zaman bu yanlıştır. Sonra mesela yer değiştirmiş, yön değiştirmiş, geldiği konum istiyorsa alanlara bakacağız. Bakın ne yapıyorduk? Hız zaman grafiğinin altındaki alanlar yolları veriyordu. Hemen başlayalım. Bakın V çarpı T bölü 2. Ben buraya artı x dersem. Şurası da artı x. Burası eksi x. Burası eksi 2x'ti. O zaman başlayalım. Ne yapıyorsunuz? Şuradan başladığınızı düşünün. Ne yapıyoruz? Önce artı x gittin. T anında buraya geldim. Bir artı x daha gittim. 2T'de burada mıyım? Sonra eksi x gittim. Hop. Buraya mı geldim? 3T'de. Ne zaman yön değiştirdim? 2T anında yön değiştirdim. O zaman bu ifade de yanlış. Sonra bir de eksi 2x gideceğim. Eksi 2x gidince de buraya bir yere geleceğim, değil mi? 4T'de. Ya aynı konuma gelmedim. O zaman ilk başladığı konumda da değilim. Hepsi yanlıştı arkadaşlar. Güzel bir soru olmuş gerçekten de. Ne demiş? Başlangıçta yan yana duran K ve L araçlarının hız zaman grafikleri böyleyse ne zaman tekrar yan yana? Bakın bunlarda ne demiştim ben size? Tablo oluşturun demiştim. Zaman kaybı gibi duruyor ama anlayacaksınız. Sıfır anı, T anı, 2T anı, 3T anı belki lazım olabilir. 4T anı. Başlarken aynı yerde miydik? Sıfır, sıfır, değil mi? Şimdi başlıyorum. Neydi kural? Altındaki alanlar hız zaman grafiğiydi. Bakın K şu, değil mi? Hatta biraz daha şöyle K'yı belirginleştirmeye çalışayım. K'nın grafiği bu arkadaşlar. Bunun altındaki alanları hesaplayacağım. Yani nasıl? V ile T'nin alanı. Önce burası, sonra burası, sonra burası, sonra da burası. Hadi bakalım başlayalım. Ne kadar? Bir üçgene x deseydim. Şurası 2x, sonra burası x, eksi x, eksi x, değil mi? Başla. Neredeydim? Sıfırdaydım. Önce 2x yol aldım. 2x'e geldik mi? Bir x daha yol aldım. 3x. Eksi x yol aldım. 2x. Bir eksi x daha yol aldım. X. Demek ki k böyle gidiyor. L'ye gelirsek bu sefer L'nin aldığı alanları bulacağız. Bakın L'nin grafiği de dikkat edin. Şu kırmızı çizgi değil mi? O zaman bunun altındaki alanlar. İyi de burada eksi olunca üstündeydi hatırlıyorsanız. Önce bu alan, sonra bu alan, sonra bu alan, sonra bu alan, değil mi? Ne demiştik? Bir üçgeni x. Grafik aşağıdaysa burası eksi x. Sonra artı 2x, artı x, artı 2x, artı 2x. Hadi bakalım başlıyor. Önce nereye geldim? Eksi x'e. Bir artı x daha yol aldım. Nereye geldim? Sıfır. 2x ekledim. 2x'e geldim. 2x ekledim. 4x'e. Bakın ne zaman aynı yerde? 3T anında bunlar aynı yerdeler. Zaman kaybı gibi duruyor ama hangi anda nerede olduklarını da tespit etmekte çok işinize yarayacak bir yöntemdir. Doğrusal yolda 10 hızla giden x aracı sabit hızla gidiyormuş. X aracı.
K hizasından geçerken Y aracı da A ivmesiyle hızlanmaya başlıyormuş. 50 metre ilerideki L'ye aynı anda ulaşacaklar. Buraya 50 metreymiş. Bakın o zaman bu 10 hızla gittiğine göre sabit hızdaysa hemen kolay. X eşittir V çarpı T'ye göre yol 50. Bunun hızı 10 çarpı T ise bu iş 5 saniyede olacak mıymış? Peki Y aracın ivmesi ne olmalı? Bakın bu hızlandıysa ne yapacağım hemen? Hemen Y'nin hız zaman grafiğini çizeceğim, değil mi? Yer değiştirmeler eşit olursa tekrar yan yana geldiğini söyleyen bir spot bilgi olduğuna göre bakın Y ne yapıyor? Şöyle gidiyor. Zaman ne kadardı? 5. İğmeyi bilmiyorum. A. O zaman buraya dikkatli olun işte. 1 saniyede A ise 2'de 2A, 3'te 3A diye gitmiyor mu? Anlamı neydi bunun? Her saniyede A artacağız. 5 saniyede 5A arttık mı? Ve sonraki bilgimiz neydi hatırlıyorsanız? Hız zaman grafiğini oluşturduysak bunun altındaki alanlar bize yolu verecek. Hadi bakalım X yol ne kadardı? 50 eşittir. Bul bu alanı. Burası 5A. Burası da 5 ise 5A çarpı 5 bölü 2 mi? At karşıya. 100 eşittir. 25A ise A ivmemizin değeri arkadaşlar 4 metre bölü saniye kare olacak. Evet. Doğrusal bir yolda aynı yönde K ve L araçlarının arasındaki mesafe T anında 15, 2T anında 5'miş. Hareket boyunca K aracı hep önde olduğuna göre başlangıçtaki aralarındaki mesafe. O zaman bakın arkadaşlar. Şu K'yı biraz daha belirginleştireyim. Şu K. Diğeri de L'nin grafiği. Şimdi ne yapıyorduk? Hız zaman grafiğine göre altındaki alanlar yer değiştirme. Bakın şuraya X desem. Şurası da X. Şurası da X. Şurası da X. Şurası da 2X. Yalnız başlarken aralarında K öndeymiş ve ilk mesafeyi bilmiyorum, değil mi? O zaman L burada olsun. K burada. Aralarındaki ifadeyi bilmiyorum. O zaman ben buna başka bir sembol vereyim. Y diyeyim. Şimdi başlıyorum. İlk zaman aralığında K ne kadar aldı? Bakın mavinin altındaki alan ne kadar? Şurası. Yani 3x yol aldı, değil mi? Şöyle. Peki L'nin altındaki alan, bakın bunun altında sadece 2x var. O zaman bu adamda 2x gitti mi? Aralarında Y vardı. E bu 3 gitti. Bu 2 gelince arada bir x daha büyüdü mü? Y vardı. X kadar daha açılınca, değil mi? Aralarındaki mesafe kaç metre olmuş? 15 metre. Devam ediyorum. Sonra L 3x yol alıyor daha. Bakın bir 3x daha yol aldı. K ise bir x kadar altındaki alan x. Bir x daha aldı. O başlangıç durumuna göre bakarsak K ne kadar itti ileri? 4 ileri itti. K'ya 4 ekledim, değil mi? L'ye 5 ekledim. Aralarındaki mesafe x azaldı mı? Yani Y idi, x azaldı. Şimdi kaç olmuş aralarındaki mesafede? 5 metre olmuş, değil mi? E ben bunları taraf tarafa toplarsam bakın 2y x'ler giderse ne kaldı? 20. Y mesafesi demek ki başlarken aralarında 10 metre imiş. Evet. Bir sonraki soruya geliyoruz arkadaşlar. Doğrusal yolun K noktasında durmakta olan otomobile ait olan hız zaman grafiği verilmiş. 3T anında M'de olduğuna göre otomobil KM yolunun son yarısını kaç T'de? Bakın son. İlk yarıyı da bulabilir son. Bakın bu çizgiyi gerekirse uzatın. Bölgeler kolay. Neydi kural? Hız zaman grafiği. Spot 1 neydi? Hız zaman grafiğinin altındaki alanlar yolları verir. Başla. Buraya x desem. Burası 2x, x, 2x, 2x değil mi? O zaman sizin K başlangıç, M'de bitişse aradaki yol ne kadar? 2, 4, 6, 7, 8x'lik bir mesafe, değil mi? Diyor ki son yarısını. Yani bu yolun yarısı neresi? Burası. Yani buraya 4x, buraya da 4x düşer mi? E sen t eşittir 0 anında burada mısın? Peki ne zaman 4x yol aldın? X. Değil mi aldın? T. T anında x gittim, buradayım. Sonra 3x daha yol olunca. O ne güzel. 3x daha yol olunca 2T anında tam burada mısın? Yani yolun yarısındasın. 3T anında da M'desin. Bakın son yarısını ne kadar zamanda aldın? 2T'ye 3T olduğuna göre 1T'lik bir zamanda. İlk yarıyı sorsaydım buraya da 2T zamanda alacaktık arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı da T sürede olmuş oldu. Evet, bu testimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşça kalın.